3 tane mahkum var. Bunların işte bir hapishanedeler ve diyor ki ilk işte bir oyun oynayacağız ve bunu ilk bilen ölmeden çıkacak, ceza almayacak. 3 tane beyaz disk var, müdürün elinde 2 tane de siyah disk var. Şimdi 3 mahkum var, mahkumların birbiriyle konuşması yasak. Her birinin arkasına bir disk takılıyor. Mahkumlar hep diğer iki kişinin, diğer iki mahkumun diskini görüyor ama kendikini göremiyor. Ve konuşmak yasak olduğu için ima etmek de yasak. Toplam 3 beyaz, 2 de siyah disk var. Şimdi eğer 2 tane beyaz disk varsa sizi gördüğünüz, sizde ya siyah disk olma ihtimali var ya da beyaz. Çünkü 3 beyaz olduğu için, doğru muyum? Dolayısıyla burada mahkumlar birbirini izliyor. Hani ben şimdi ikisinde beyaz disk görüyorum ama acaba bende de mi beyaz var da? Bende beyaz olsa hemen hareket ederler. Demek ki bende siyah var. Ama öbürü de bir siyah bir beyaz görüyor, hareket edemiyorlar. Buradan sürekli bir, çünkü ilk giden kazanacak ya kendininkini bilen. Öyleyse mesela onların birbirinin hareketlerini izleyerek acaba hareketlendi mi, acaba emin oldu mu diye kendinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi bunun tabii zorlukları var. Mesela 2 siyah disk olduğu için mesela bir tane beyaz diske sahip olan biri baktığında diğer 2 mahkumda 2 siyah disk görürse direkt hareket edecek. Tabii bunun farklı kombinasyonları var. Aslında bu disk oyunu ve birbirine bakarak pozisyonlanma ve sürekli bilmeye çalışmanın kişinin hem kendi kimliğini hem de ötekinin onun hakkında düşündüğünü anlama konusundaki aciziyetini ve konumlanmasını çok iyi anlatıyor. Yani şey demeye getiriyor, biz hiçbir zaman kendi kimliğimizi tamamen anlayamayız, tamamen bilemeyiz ya da sürekli bilmeye çalışırız. Büyük ötekinin de toplumun veya ötekinin, öyle ayırt ediyorum ben, karşımızdakinin de kimliğini sürekli anlamaya çalışırız. Bu bir anlama maratonudur ama böyle kimlikleriniz bu şekilde geçer diyor. Şimdi bu anlatım bence müthiş bir anlatım. Çünkü bizim seçimlerimizle nasıl yaptığımızı çok iyi gösteriyor. Yani bir seçimi yaparken hem kendini tanımlamaya çalışıyorsun. Çünkü o seçim seni de tanımlayan bir şey aslında. Hem de ötekinin o seçimini nasıl göreceğini de düşünüyorsun. Aslında bu insanın, hani çok da sevdiğim kitaptır, seninle işlemiştik. Mark Twain'in İnsan Nedir kitabındaki o şey der ya, insanlar birer makinedir. Yani bir makinası vardır ve beyin çalışışı o şekildir diyor ya. İnsanın makinasının çok bence öz bir parçası ve yaptığımız seçimin bence ana arkası yatan lokomotiflerden bir tanesi de bu. Bu anlatım, öteki üzerine kimliklenme ve seçim konusu çok da ayrıştırılamayacak bir şey gibi geliyor ve dönemin kültürü, dönemin pompalanan o seçim ideolojisi, senin proje olman, her şeyden senin muktedir olman ve her şeyin senden beklenmesi de aslında bu insanın makinasının parçası olan konuyu müthiş besliyor ve korkunç bir anksiyete yaratıyor üzerimizde.